değerli meslektaşlarım, Müferret İlaç Sanayi'nin değerli sahibi ve bu sanayide çalışan değerli arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli konuklarımız, Türkiye'de, dünyada, Kayseri'de koronavirüs denen bir sıkıntıyla karşı karşıya. Dün Sayın Sağlık Bakanı da açıkladı. Dünkü vakalara göre Kayseri yaklaşık %40 virüsün en fazla tırmandığı illerden biri. Tabii bunu hepimiz aslında hayatımızda hissediyoruz. Hem gazeteci tabiriyle hem de günlük yaşamda çemberin çok daraldığını görüyoruz. Emin olun bu salonda bulunan bütün meslektaşlarımızın ve misafirlerimizin yakın çevresinde de virüsün artık kapımıza dayandığını biliyoruz. Hemen hepimizin binasında 1-2-3 tane karantinada bina var veya şahıs var, pozitif çıkmış veya bir şekilde kontrol altında tutulan, izole edilen şahıslar var. Virüs yaklaşık 8-10 aydır bütün dünyayı tehdit ediyor. Kayseri'de de aslında Haziran'da kontrol altına alınmıştı. Ama yeni normal dediğimiz Temmuz başından itibaren işletmelerin açılması, düğün salonları, taziyeler vesaire filan derken biraz da biz maalesef dikkat etmiyoruz. Bu manada ilimizin yöneticileri, sağlık çalışanları gayretli bir çaba içerisinde ama ferden ferda hepimizin maske, mesafe, temizlik işine dikkat etmemiz lazım. Geçtiğimiz gün Sayın Vali, tamam sokağa çıkma yasağı da ilan ederiz, sıfır sağ kurulu olarak, pandemi kurulu olarak falan kararlar da alırız. Ama bunların maliyeti mi çok fazla veya az, maske takmanın maliyeti mi az diyor. Dolayısıyla gerçekten uzmanların, bilim kurulunun ve yetkililerin maske, mesafe ve hijyen konusundaki uyarısına hepimizin dikkat etmesi lazım. Dün bir veriye baktım, rastladım. Türkiye'de dahil dünyada bilinen, kayıt dışı olabilir, 367 tane meslektaşımız, gazeteci meslektaşımız virüsten hayatını kaybetmiş. Daha dün Maraş'ta bir meslektaşımız, 50 yaşında bir meslektaşımız virüsten çıkmış, yani tedavi edilmiş ama muhtemelen virüsün etkisiyle, sonuçta ben hekim değilim ama virüsün etkisiyle yaşanan bir kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Maraş'ta bir meslektaşımız 50 yaşında. Dolayısıyla işte gazeteci arkadaşlarımız, sonuçta Vali Bey ve diğer yetkililer diyor ki zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Ama işte bu arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Daha yeni Sayın Vali'nin denetiminden geldiler. Belediye başkanlarının sahadaki denetiminden geldiler. Şimdi buradalar, buradan çıkıp başka bir yere gidecekler. Yani gazeteci haberi ulaştırma adına şehirde ne oluyorsa o haberi ulaştırma adına ister istemez sahada olmak zorunda. Onun için bizim mutlaka arkadaşlar lütfen maskeye, mesafeye dikkat edelim. Bu genel girişten sonra bu Miafert firması yetkilileriyle geçtiğimiz hafta arkadaşlar bir şekilde benimle temas kurdular. İrfan Tekin Bey Kayseri'de bu üretimi bizim ambar bölgesinde bir yerde yapıyorlarmış. Doğrusu detayını çok fazla bilmiyorum. Şöyle bir içinde şimdi biraz sonra anlatacaklar. O bildiğimiz şurup gibi bir şey var. Bana da geçtiğimiz hafta ya başkanım bunu size verelim de bir için dediler. İşte şu 10 litre suya katılıyormuş diye ben evde 10 litre suya kattırdım. Bir günde 2-3 bardak içiyorum. Yani bir faydası mı var, zararım var yok mu? Onu da göreceğiz. Doğrusu bir test falan bir şey de yaptırmış değilim. Tadı da çok anormal değil. Böyle sanki bir şey içiyormuş, gazoz içiyormuşsunuz falan gibi, maden suyu içiyormuşsunuz gibi. Sonuçta bor merkezli bir şey. Uzman arkadaşlarımız onu daha anlatacaklar. Bor tabii Türkiye'nin önemli rezervlerinden bir tanesi. Yeraltı zenginliklerinden bir tanesi. Çok da fazla değerlendiremediğimiz yeraltı zenginliklerinden bir tanesi. Ben bu konuda sözü teknik insan olmadığım için çok da anlamam. Bu konuda sözü önce firma yetkilisi İrfan Tekin Bey'e, hemşerimize, Kayseri'de böyle bir işletme kurduğu için çok teşekkür ediyorum. Bir milletvekilimiz de, yani söyleyeyim, MHP milletvekili Sayın Baki Ersoy da bundan kullandığını söyledi bir sohbet esnasında suyun içine katarak. Muhtemelen faydasını görmüştür. İrfan Bey, ben pası size vereyim. Evet hocam. Bu nedir, ne değildir, ne zamandan beri üretiyorsunuz, hekimler buna ne diyor, bilim insanları ne diyor? Bu da gerçekten faydasını gören var mı, yoksa olaya salt bir ticari mantıkla mı bakıyorsunuz? Siz ve uzman arkadaşlarınız kamuoyunu bilgilendirse seviniriz. Buyurun. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Buradaki amaç, yapmak istediğimiz şey vücudu doğal bir şekilde beslemektir ve güçlendirmektir. Doğal şekilde dediğimiz şey, bazik mineral bahsediyoruz biz bundan. Bazik mineral içen insanlarda toksin atma başlar. Toksin atma başladığında ilaçların yan etkilerinden kurtulmuş oluruz. Bizim asıl amaç buydu, başlangıç. Ama sahadaki hayvan çalışmalarını hep kendimiz yaptık. Kendimiz yaptığımız için çiçek hastalığı gibi, şarbon, şap gibi virüs tabanlı hayvan hastalıklarından sıfır zayı. Sıfır zayı demek tam etkili demek. Mesela bir çiçek hastalığı giren bir bölgede tamamen karantinaya alınıyor. Ve hiçbir hayvan sevkiyatı yapılmaz.
Evet. Çiçek hastalığında hiç sürüde zayı olmadan kurtuldu. Defalarca bu test edildi, arge yapıldı. Mesleğimiz de hayvancılık olduğu için avantajlı olduk bu konuda. Bunları üniversitelere aktardığımızda bilimsel çalışmalara döndürdük. Bu dediğimiz bilimsel çalışmalar yaklaşık 12-13 sene sürdü. Ama bunun sonucunda da aslında vücudun bora ihtiyacı olduğunu öğrendik ve boru tüketmemiz gerektiğini öğrendik. Ama bilimsel çalışmalardan önce ezberimizde vardı, saha çalışmaları vardı. Bunun devamında borla ilgili borun faydaları ve Türkiye'de özellikle yaşayan insanların boru tüketmesi gerektiğini öğrendik. Bilimsel çalışmalardan sonra vücudun ihtiyacı olduğunu. Bununla ilgili hocamız Rukiye Hanım da bilimsel olarak da konuya katılırsa seviniriz. İnşallah. Sizin başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa Rukiye hocama geçelim. Evet. Hocam, ondan sonra arkadaşlarımın sorusu varsa evet. Siz mikrofonunu alıp hocamın oraya bir şey yaparsanız. Tabii ki. Kendinizi bir tanıtırsanız. Evet. Tabii. İsmim Rukiye Usta. Ben göz hekimiyim. Hekimsiniz hocam. Evet. Göz hekimiyim. Miyaperk'le tanışmam benim 6 ay önce oldu. İstanbul'dan bir arkadaşımla görüntülü konuşurken alerjik astımı olan bir arkadaşım, alerjik rinite olan arkadaşım böyle akıntıları falan başladı. Ya bir dakika dedi, ara verelim, ben bir su içeceğim, can suyu dedi. Ben de can suyu nedir dedim. Sonra bir bardak içti, sonra burnunun akıntısı kesildi. Tabii ki ben onu gördükten sonra tabii ki ben 2017 yılında bir meme seyahat teşhisi konuldu bana. Yani ben piyasada ne kadar vitamin ürünleri var, ürünlerin içinde ne var, hepsine hakimim. Bütün ürünlere hakimim ama benim vücut direncim kemoterapiden sonra çok düştü. Ve sağ koltuk altıma da radyoterapi yapıldığı için ve kendim cerrah olduğumdan dolayı işimi, yani arka arkaya 10 tane ameliyattan, 20 tane ameliyattan arka arkaya alabilirdim ama eldiveni giydikten sonra kolumda ödem sıktığı için, kolumda ödem olduğundan dolayı işimi daha yavaş, daha az hasta ameliyat eder oldum. Ya dedi, biz sen ve çok büyük, çok merkezlerde lenf ödem masajı yaptırdım ama hiçbir faydası olmadı. Ya dedi, sana böyle bir ürün var dedi, bir incele dedi, bir araştır. Çünkü ben dibine kadar, en ince ayrıntılarına kadar araştırmadan kullanamıyorum. Çünkü eğer o ürünün içinde vitamin varsa benim görünmeyen hücrelerimi besleyebilir. O yüzden benim vitamin olmayan bir şey kullanmam gerekiyordu ve o da yoktu. Ve ben çok halsizdim, bitkindim, çabuk yoruluyordum. Sabah kalktığım zaman yataktan kemik ağrılarım oluyordu. Yürüyüş yaparken sürekli istirahat ederek yürüyüş yapıyordum. Sonra arkadaşımın vasıtasıyla firmayla bağlantı kurdum. Ürünü inceledim. Ve ben ürünü inceledim ve içinde sadece mineral, hücrelerin tanıdığı doğal mineralden başka bir şey olmadığını gördüm. Ve ben ürünü kullanmaya başladım. Ürünü kullandıktan sonra 3. ya da 4. gün ben normalde yataktan kalkamıyordum. Kemik ağrılarım oluyordu. Böyle belimi tutuyordum. Ayağımı indiriyordum önce, sonra böyle sürahinine gibi yürüyordum. O kadar moralim bozuluyordu ki ben 3. 4. ya da 5. gün, bir hafta olmadı yani, ben yataktan fırlayarak kalkmaya başladım. Aman Tanrım dedim ya, çok mutlu oldum. Sonra ağzımda çok sık aftlar çıkıyordu. Aftlarım kayboldu. Ben 6 ay en ufacık bir üzüntü yaşasam ya da vücut direncim düşse ağzımda aft çıkıyordu. Ben 6 aydır hiç aft çıkmıyor. Bu aft çıkmaması benim vücut direncimin çok iyi olduğunu gösteriyor. O şekilde tanıştık. Sonra bir baktım, normalde kıyafetlerimi giyemiyordum. Yani uzun kollu kıyafetlerimi giyemiyordum. Çünkü sağ kolumda lenf ödem vardı. Ama bir baktım kıyafetlerimi giymeye başlamışım. Bir baktım çapı azalmış lenf ödemimin. Sonra ben daha sonra bu bor mineral yani bor ağırlıklı mineral takviyesini lenf dolaşım sistemiyle olan bağlantısını da incelemeye başladım ve gerçekten hücreler arası sıvı akışını artırdığını öğrendim ve o yüzden etki ettiğini öğrendim. Tıpkı belediyenin fen işleri gibi, yani lenf sistemi bir ay belediye çöpleri toplamasa her yer kokar. Lenf sistemi de hücreler arası çöpleri topluyor. Ve benim lenf sistemimi yaktı. Yani radyoterapiyle sağ koltuk altı lenflerim yok olmuştu.
ve benim kolum şişiyordu ve miyafa artık kullanmaya başladık ve bir baktım ödemim inmeye başladı. Ve ben kullanıyorum 6 aydır. 17 kilometre 20 kilometre yürüyorum. Kemik ağrılarım geçti. Moral motivasyonum yükseldi. Ben kısaca özet bu şekilde anlatayım ama miyofartla ilgili, bor içerikli miyofartla ilgili söyleyeceğiniz soruları sorun, ben cevap veririm tıbbi olarak.